Fe neredesin? Öldüremedim Kadim. Yapamadım. Yapamadım. Dur, sakin ol. İyi olmuş. Bu şerefsiz yüzünden katil olmamışsın. Ben polise gidiyorum. Fe, ben polise gidemem. Sen polise git. Ne gerekiyorsa yap. Bu iş bitti. Seni de kurtaracağım. O şerefsizi yakaladıklarında sen de özgür olacaksın Kadim. İkimiz de kurtulacağız Efe. İkimiz de yüreğimizdeki bu yükten kurtulacağız. Alo avukat. Hazırlattığım evrağı al. Hemen benim yatın oraya gel. Sakın geç kalma. Yakup hala inanamıyorum. Doğru mu gerçekten? Bunu da mı yaptın? Mecbur kaldım. Çocuğun arabada olduğunu bilmiyordum. Nereye gideceksin? Burada durup polisin beni yakalamasını bekleyemem. Ömrümü hapishanede geçiremem. Biz ne yapacağız peki? Sizin için bir tehlike yok. Avukatla görüşeceğim birazdan. Yurt dışına kaçınca sizi de aldırırım yanıma. Yakup! Yakup! Kaçıyor musun? Başka çarem kalmadı kızım. Keşke başka çarem olsaydı. Keşke insanların yüzüne bakıp ben katil değilim diyebilseydin. Ben masumum. Kötü bir şey yapmadım diyebilseydin keşke. Keşke diyebilseydim kızım. Dokunma babam. Sen bana dokunma. Ben seni çok seviyorum Nisan. Sevme. Haklısın kızım. Ben sana layık bir baba olamadım. Alçak, şerefsiz, adi bir katilim ben. Ama inan seni dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Affet beni. Yakup! Yakup! Git Nisan'la ilgilen Sumru. Git kızımla ilgilen. Git hadi! Alo Yakup. Mete geldi mi oraya? Geldi. Öğrenmiş her şeyi. Polise gidiyor şimdi. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız bu işten Yakup? Benim başımı da yaktın. Yaktın beni. Ben yurt dışına kaçıyorum. Mazhar sen de gel benimle. Burada kalma. Mete bırakmaz peşimizi. Bu iş bitti Yakup. Bu iş bitti. Anlıyor musun? Bitti. Ben gidiyorum Mazhar. Yenilgiyi hapse girmeyi kabul ediyorsan sen kal. Benim haberim yoktu. Bilmiyordum yemin ederim. Şimdi herkes biliyor anne. Herkes her şeyi biliyor. Nasıl yapacağız böyle? Nasıl yaşayacağız bu gerçeği bile bile nasıl yaşayacağız? Sen bir şey yapmadın ki. Senin suçun yok. Var. Ben babama inandım. Nisan, nereye gidiyorsun? Aklım almıyor, aklım almıyor. Nasıl olur bu? Nasıl yapar, nasıl girer bu ev? Oğlum, yavrum, nasıl yap? Saklar benden Mazhar. Thank you.
bilseydim böyle bir şeye asla izin vermezdim. Engellerdim. İnan bana. Seninle geçirdiğim her dakika için sana minnettarım. Hayatımın en güzel dakikalarıydı. Seni çok seviyorum. Seni hayatım boyunca asla affetmeyeceğim. Asla. İçinde. İzlediğiniz zaman göreceksiniz. Babamın ölüm emrini Yakup Sayar vermiş. Silah kaçakçılığına izin vermediği için öyle mi? Evet. Babam öldükten sonra da içinde emniyet müdürü Reşat Kaya'nın da olduğu bir grupla yıllarca silah kaçakçılığına devam etmişler. Müreç. Oğlum Yakup Sayar'ı evinden alıp hemen buraya getir. Sana daha önce vekalet vermişti değil mi? Vermiştiniz efendim. Tamam. Rezidans'taki daireler ve Şuca Bacıman'ın oradaki arsaları Nisan'ın üstüne yapalım. Oturduğum ev ve Alaçatı'daki yazlık şimdilik kalsın ama diğer bütün gayrimenkulleri satışa çıkar. Lüks arabalardan bir tanesi kalsın, diğerlerini de satın. Peki efendim. Şirketteki hissenizi ne yapacağınıza dair karar verdiniz mi? Verdim. Şirketteki hissemi de diğer kızım Seda Demircan'a devirdi. Efe! Efe! Efe dur! Dur, bir şey söyleyeceğim. Lütfen dur. Geç kaldın Nisan. Ekipler çoktan babanın için yola çıkmıştır. Haklısın böyle söylemekte ama bak, sana engel olmaya gelmedim ben. Hiçbir anlamı yok. Biliyorum hiçbir şey ifade etmiyor ama özür dilerim. Sana inanmadığım için özür dilerim. Babamı savunduğum için. Senin yaşadığın bütün acılar için. Herkes adına ben özür dilerim. Konuşmak istemiyorum. Son bir şey daha söyleyeceğim. Son bir şey. Babamın yaptığını yapmadığını, onun yaşamasına izin verdiğin için teşekkür ederim. Babanı bir daha gördüğümde kendimi tutmayacağım. O yüzden bana hiç teşekkür etme. Baba. Bitti. Seni ve kardeşim bizden ayıranları buldum. Ama çok mutsuzum. Sona geldiğimde rahatlarım sanıyordum ama acıdan öleceğim neredeyse. Bulunduğunuz yerde rahat uyuyun. Bu şekilde yaşamaya çalışacağım.
silahı yere bırak. Çok yavaş. Kadim! Aynısını bir daha denersen gırtlağına sıkarım. Anladın mı lan? Kadim! Seni vurmaya çalıştı. Patronun kim? Yakup. Tekneyle kaçıyor. Nereden? Tuzla. Sen bir gel bakalım benimle, gel. Yürü. Komiserim, evet. Yakup Sayır'ın şu anda Tuzla'dan tekneyle yurt dışına kaçmakta olduğunu öğrendik. Tamam. Tamam komiserim, sağ olun. Polisler şu an oraya doğru yola çıkmışlar ama ya yine bu herif kaçarsa? Kaçamayacak. Efendim anne. Mete Bey, ben Duygu. Şey, anneniz çok kötü durumda. Sinir krizi geçiriyor. Şey, gelebilir misiniz? Tamam Duygu. Şu anda sinir krizi geçiriyormuş. Öğrendiklerinden sonra durumu kötü demek. Hadi sen git. Kadim, ben teknenin yerini biliyorum. O herifin kaçmasına izin veremem. Kaçmalarına izin vermeyeceğiz. Sen git, bana güven. Bana güven, git. Sağ ol Kadim. Leyla'yı kaybettim. Artık onu sonsuza kadar kaybettim. Bırak şimdi sızlanmayı. Polis çevirmeden bir an önce tekneye ulaşmamız lazım. Kaçamayacaksın Yakup. Hapislerde çürüyeceksin. Zaten kimin pasaportu getirecekler tekneye? Bir sorun olmayacak. Az kaldı mazar. 10 dakika sonra denizdeyiz. Leyla olmadan nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Leyla Hanım, yine de bir dikiş attırsak iyi olacak ha? İstemiyorum canım. Nefes almak bile istemiyorum. Mete Bey de geldi. Anne. Canım. Mete Bey, şey ben sargı bezi yaptım ama bir dikiş attırsak daha iyi olacak galiba. Anne hadi gel, hastaneye gidiyoruz. Hadi lütfen. Hayır, gerek yok, otur yanıma. Otur. Ne kötü gözüküyor ya. Yüreğim çok acıyor. Biliyorum anne. Benim de. Başıma gelen her şeyi hak ettim. Sakın öyle söyleme. Sana haksızlık ettim. Kocama ihanet ettim. Anne, öyle söyleme. Hepsi geride kaldı. Lütfen. Beni affetmedin.
Sen benim annemsin. Hadi toparlan artık. Geldik sayılır. Şu virajı da döndük mü tekneye vardık demektir. İnsanlar zulmeder, kaderse adalet der. Nisan'ın babasını bulabilmişler mi? Yok, bulamamışlar. Aramalar devam ediyormuş ama herkes umudunu kesmiş. Allah sabır versin. Bir ocağa ateş düşmek ne demek ben onu biliyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıradın müstakim tenzilen azizir rahim litündüre gammem ma indüre abâün fe mafilun lagadakkal gavle la ekserim fe mle ifminun inna cealna fi yanakime lala feylen azgalim fe mükmevun فَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم الفاتحة. Mahmut'a söyleyeyim sizi bıraksın. Tamam. Mahmut. Başın sağ olsun Leyla. Sağ ol.
ki görünmüyor. İstersen sizinle gelebilirim. Bugün izinliyim. Sağ ol Efruz. Ne demek? Leyla. Başın sağ olsun. Her şeyi biliyordun değil mi? Yemin ederim. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Yakup zaten bana anlatmaz. O iblisin adını ağzına alma. Leyla. Bak ben gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Sumru. Eski arkadaşımsın. Seni kırmak istemiyorum. Ama bundan sonra görüşmesek iyi olacak. Leyla anneciğim. Hadi eve gidelim. Fıstıklı falan. Sen bundan bana bir tane daha götür. Tıkanacaksın Allah'ın cezası. Leyla, yapma böyle. Mezarlıktan beri öyle duruyorsun. Ağla, bağır, çağır, dök içini. Hastalanacaksın sonra. Ağlasam, zırlasam ne olacak Fatma Hanım? Sevdiğim adamı kaybettiğime mi yanayım? İnandığım, güvendiğim her şeyin yıkıldığını. Leyla Hanım, bu gece rahat uyumanız için size bir sakinleştirici vermemi ister misiniz? Yok canım, sağ ol. Ben de teklif ettim ama istemedi. Çok güçlü bir kadındır Leyla annem. Bitki çayı yaptım size. Seda evin baya baya gelin olmuş abi. Gelsene biraz. Uzayalım şöyle. Baya kasvetli oldu zaten burası. Sonunda bitti be abi. Çok zor günler geçirdin ama kazandın. Ben bir şey kazanmadım Burak. Kimse kazanmadı. Ben en değerli 20 yılımı kaybettim. Çocukluğum, gençliğim. Onları geri kazanabildim mi? Ya orası öyle ama artık kendi kimliğini açıklayacaksın. Saklanmana gerek kalmadı. O kadar kolay değil işte. Nasıl söyleyeceğim? Abi gideceksin. Çatır çatır. Ben Mete değilim, Efe'yim diyeceğim. Bunca zaman bunu bekledim. Oğlum annemin halini görüyorsun. Bundan daha birkaç gün öncesine kadar bana neden Efe'yi getirmedin diye kızdı. Adam paramparça oldu önümde. Ben şimdi nasıl söyleyeyim ona? Anne ben Efe'yim diye. Ya sen de haklısın. Ama ne kadar saklayacaksın ki bunu? Bilmiyorum. Birkaç gün daha. Biraz toparlansın. Nereden tutsan elinde kalıyor. Abi bir de Seda var şimdi. Hamile kadın. Allah korusun öğrenince bebeğe bir şey olur falan. Oğlum ağzını ayrı aç lan. Neyse ne. Öyle ya da böyle herkes öğrenecek. De şimdi sen tekrar Efe olacaksın ya. Nisan'da ne olacak? Abi. Bak sen bu kızı çok seviyorsun. O seni senden daha beter seviyor. Yazık etmeyin be kendinize. Yine de sen birisin ama ne bileyim. Hadi gel içeri geçelim. Al
Allah'tan ümit kesilmez Sumrucuğum. Belki biri yaralı olarak bulmuştur. Ne bileyim, balıkçı falan gibi mesela. Olur ya, belki de hastanede yatıyordur. Yok. Öyle olsa duyardık, bilirdik mutlaka. Ben artık yaşadığından ümidi kestim. Bulsunlar, cenazesini yapayım. Yattığı yeri bileyim yeter bana. Başına sağ olsun evladım. Sağ olun hocam. Sizin de ağzınıza, yüreğinize sağlık. Annem fenalaşırsa, bir şeye ihtiyacı olursa beni ara, olur mu? Sağ ol. Ayrıca senin de canı sıkılırsa, dertleşmek istersen saat kaç olursa olsun ara. Başın sağ olsun. Leyla'm, başınız sağ olsun. Allah size ve Mete oğlumuza uzun ömürler versin. Sağ olun İsmail Bey. Leyla Hanım, sen yine de benim dediklerime kulak arkası etme. Acıyla nasıl baş edileceğini iyi belledim ben. İçine değil, dışına akıt gözyaşını, değil mi? Sağ olun Fatma. Hadi de. Gel biraz konuşalım kızım. Hadi gel. Sana bakacak gözlerden korumaya çalıştım güya seni. Bizim zamanımızda öyle baş okşamalar, aferin demeler yoktu. Analar kızınca terlik atardı çocuklarına. Babalar sert bakışlar fırlatırdı. Biz böyle gördük. Evlatlarını sevmeyi böyle bildik. Keşke beni hiç sevmeseydin baba. Haklısın. Evet, sen haklısın. Size iyi bir baba olamadım. Ama siz her şeye rağmen pırlanta gibi evlatlar oldunuz. Annemin sayesinde. Allah ondan bin kere razı olsun. Ben cahilim. Lafımı bilemem. Önünü arkasını tartıp seçemem. Bu söyleyeceklerimi senin karşında söyleyebilmek için çok düşündüm. Sonra dedim ki, benim akıllı kızım benim ne söyleyeceğimi anlar. Benim bugüne kadar bir sürü hatam, kabahatim oldu. Ama kimseden af dilemedim. Şimdi senin yüzüne bakamıyorum. Affet beni kızım. Baba. Asıl sen beni affet. Senden haber söyle şeyler yapmamam lazımdı.
Fatma Hanım, ne yapıyorsunuz? Bırakın lütfen. Duygu, niye izin verdin? Kızmayın ona Leyla Hanım. Ben zaten duramam ki bir şey yapmadan. Hem sen dünden beri bir lokma bir şey yemedin. Bayılacaksın artık. Otur hadi. Sağ olun Fatma Hanım. Siz de bütün gece uyumadınız. Yok canım. Efe gittiğinden beri ben doğru dürüst uyumadım ki zaten. Ben sana bir dilim çilek reçelli ekmek süreyim. Efe çok şanslıymış. Siz benden daha iyi annelik yapmışsınız ona. O hiç hissettirmedi de ben hep anlardım. Gerçek ailesini aramaktan hiç vazgeçmedi. O bana öz be öz evlatlık yaptı ama ben ona tam analık ettim mi bilemem Leyla Hanım. Efe de çilek reçelini çok severdi. Sen de seversin değil mi? Severim. Efe küçükken de çok severdi çilek reçelini. Kahvaltıda neredeyse başka bir şey yemezdi. Ama Mete çilek yiyemez. Alerjisi var. Allah Allah. Ne oldu? Geçen bize geldiğinde yarım kavanoz yedi, hık demedi vallahi. Emin misiniz Fatma Hanım? Vallahi. Yok, bu imkansız. Mete ağzına bile süremez çileği. Yani dili damağı şişer, hastanelik olur. Yok Leyla Hanım, vallahi yedi, bir şey olmadı. Geçmiştir onun alerjisi, iyileşmiştir. Sen merak etme. Böyle bir günde bizi alelacele neden çağırdınız Metin Bey? Bu kadar önemli olan nedir anlamadım. Anneciğim, buranın bir sistemi var. Yürümesi gereken işler var. Metin Bey herhalde ondan çağırdı bizi. Babam olmadığına göre bizim karar vermemiz gerekiyor. Metin Bey, biz Sumru Hanım'ı fazla yormayalım. Siz ne yapılması gerekiyorsa söyleyin, yapalım. Nisan ve Sumru Hanım buradalar ancak Yakup Bey'in bir varisi daha var. Kendisi de gelince işlemleri başlatacağız. Bir varisi daha mı var? Kimden bahsediyorsunuz siz? Seda Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de sizi bekliyorduk. Metin Bey, artık bir açıklama yapacak mısınız? Neler oluyor? Yakup Bey hisselerinin büyük bir kısmını Seda Hanım'a devretti. Babam niye böyle bir şey yaptı ki? Çünkü ben Yakup Sayar'ın kızıyım. Sevgili kardeşim. Değil mi? Sumru Hanım, Seda Hanım doğru söylüyor. Yakup Bey bizzat kendisi söyledi bana. Bu evrakları da kendisi düzenledi. Anlayamazsın. Bir yere geçip oturup konuşalım. Yalnız olmak istiyorum lütfen. Metin Bey. Herkes bu şoku atlatıp mantıklı düşünebildiği zaman beni çağırırsınız tekrar, olur mu? Tabii Seda Hanım.
her şeye yetti de benimle yüzleşmeye mi yetmedi? Neden annemden istedin anlatmasını? Neden kendi söylemedin? Neden sen bana bir kere bile bakıp kızım demedin? Değil harmansızın hisselerini. Sen bana dünyayı versen bile seni affetmeyeceğim. Asla. Bu hazırlık nereye? Ne hazırlığı ya? Hastaneye gidiyorum işte. Bir yere değil. Gitmeden önce bir Efe'lere uğrarım. Leyla Hanım dün pek iyi görünmüyordu. Efe'yle iyi arkadaş oldunuz demek. Evet. Çok iyi bir insan. Tanışalı kısa süre olmasına rağmen hemen kaynaştınız. Çünkü bana çok sevdiğim birini hatırlatıyor. Sanki böyle yıllardır onu tanıyormuşum gibi. Dürüst, adil, vicdanlı. Kim bu adam? Babam. Kaçtım ben. Bu eski şeylerin hiçbirini istemiyorum. İçimi kararttı. Şunu da istemiyorum, kaldıralım. Bir de bu koltuğu değiştirelim olur mu? Buradaki kasveti bir an önce dağıtmak istiyorum ben. Tamam. Özel bir tercihiniz var mı? Yoksa biz mi size alternatif sunalım? Yok, ben seçip gönderirim size. Peki efendim. Seda. Ne yapıyorsun? Artık iki odada boş olduğuna göre birine yerleşiyorum işte. Sen ne zaman öğrendin? Yeni. Onu bulmamla kaybetmem biri oldu diyelim. Bir sürü değişiklik düşünüyorum burada. Her şey eski. Herkes ne halde? Sen bunun farkındasın değil mi? Herkes. Peki ben ne haldeyim? Sen farkında mısın Mete? Farkındayım Seda. Sanmıyorum. Ben doğduğum günden beri hakkım olan her şeyden mahrum bırakıldım. Şirket, para, bunları bir kenara koy. Ben hayatımda hiç kimseye baba diyemedim. İnsan babasının dizinin dibinde sevgiyle büyürken benim çocukluğum babamın yüzünü hayal etmeye çalışarak geçti. Seni çok iyi anlıyorum. Ama bu yaptığını anlamıyorum. Tabii ki anlamıyorsun. Benim çocukluğum çok zor şartlarda geçti. Ben buraya dişimle, tırnağımla çalışarak geldim. İnsanın beğenmeyip böyle bir kenara attığı şeyleri kazanabilmek için gece gündüz çalıştım ben. Ama artık bitti. Onun sahip olduğu her şeye ben de sahibim artık. Hatta daha fazlasına sahibim. Sen Nisan'ın kardeşin olduğunu öğrendim. Yine de ondan nefret ediyorsun. Nisan benim kardeşim falan değil. Nisan benim düşmanım. Saçmalıyorsun artık Seda. Ve Nisan'ın senden haberi yoktu. Mete, bana Nisan'ı savunmaktan vazgeç artık. Nisan senin hiçbir şeyin değil. Ama ben senin karınım. Bizim bir bebeğimiz olacak.
geçmiş.